soslu tavuk. Bu benim cici anne dediğim, çok sevdiğim nezoşumun tarifi. Tamam. İçinde patates olacak, soğan olacak. Bazen biber de koyuyorum. Aralara önceden birazcık haşladığım tavuğu tepsiye dizeceğim. Ondan sonra aralara bu patatesleri, soğanları koyacağım. Soğan çok güzel lezzet katar biliyorsunuz. Çiğden böyle yuvarlak yuvarlak. Tavuğun budu mu? Evet, tavuğun budunu kullanacağım. Tavuğun bacağı. Evet. Evet. Ne sen yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada ya? Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Senin sıran bunu benim olayımı bozmaya çalışıyor. Yalnız burada lütfen, siz Melek Hanım, çene değil, el çalışıyor. Ne? Bakın soğan yemek olacağım dedi. Bir saniye. Nadide Hanım, rica edeceğim. Bakın. Olmuyor ya. Bir dakika. Önce soğuman gerekiyor. Sıra senin değil. Bakın her ustanın mutfakta başka bir tarzı, stili vardır. Herkesin el mahareti başkadır yani. Ama yemeğimi mahvetme lütfen. Ama sen ne yapıyorsun? Sıra senin değil ki çocuğum. Geç sen yerine bakayım. Hanımlar soğan yarabbim. Böyle soyulmaz mı peki? Direkt buradan. Ben de böyle soyarım. Bak. Gerçekten mi? Adam profesyonel. Ha sen de mi öyle soyuyorsun? Önce iki tarafını kesip sonra böyle çok kolay oluyor. Ne oldu? Ne oldu? Kolpa mı yapmışım? Ne oldu? Bilmiyor muymuşum? Bilmiyorsun. Ha? Ya. Bilmiyorsun. Beni sinirlendirme. Bırak bakayım o soğanı yerine. Bir şey söyleyeceğim. Bu soğanın birazcık içinde orasını bir alacağız. Şey var. Orayı alalım ama atmayalım. Sen Ümit'e hiç takılma. Sen işini yap burada. Gel. Evet alayım ya. Gel. Sonra Erkan abiye göndereceğiz. Ortasını ekecek. Ulan şey değil mi? Patatesleri soyar mısın? Patates soyarım. Ama bu senin mutfağında. Bir şey söyleyeceğim. Ama bak adam çalışıyor. Hocam bak. Ama beni çok şaşırttın sen. Tamam mı? Ama tamam, Melek Hanım, buradaki teknik de şudur. Tırnakları içe doğru alacaksınız. Bıçağın sırtına şöyle bir açı vereceksiniz. Elinizi kesmekten koruyacaksınız. Doğru. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Ay inanmıyorum ya, inanmıyorum. Hakikaten beni şok ettin sen. Ama lütfen böyle sürekli... Ben hakikaten çok kötü bir şey bekliyordum. Bakın hanımlar, ön yargılarınızdan kurtulmadığınız sürece olmaz. Erkekler mutfakta başarılı olamaz. Sizin ön yargılarınızın yıkılması lazım. Ay inanamadım ya. Ben çok şöyle doğrayamıyorum, sen nasıl doğruyorsun? Ben yani? Bile derken... Vallahi doğrayamıyorum. Ferhat senden bile süratliydi. Nasıl yani? Seni bırak şimdi yani. Senden bile süratliydi. Hadi bir yap bakayım. Bırak, dur, stop, gel. Devam et. Bu bıçak mı? Sayılmaz, aynı bıçak. Eşit şartlar lütfen. Hayır, ben bu bıçak büyük, hani eline denk gelmesin diye. Diğer ufak bıçağı vereyim. Hay Allah'ım. Sen niye beni psikolojik olarak ezmeye çalışıyorsun? Hayır, ben alışığım büyük bıçakla çalışmaya. Adam daha soğanı doğramadan sen niye bana baskı yapıyorsun? Bana cümleyi attı ortaya, benim düşünce aldı beni. Ulan ben yapamam, herhalde kesin ya. Büyük bıçakla kesin elimi keserim. Hadi niye bakalım. Baskı altına alıyorsun? Tamam, beni zaptırap altına alma. Zaptırap. Güzel. Vallahi. Hop. Tamam. O bıçak, evet. Hocam ben seni denedim ya. Ha tamam. Tetiklemeyeyim acaba diye. Valla soğan doğrayışınla ezdin beni. Vallahi ezdin. Kadınları ezdiniz burada, darmadağın ettiniz. Sağlığım bozuldu yani. Ben programı götüremeyeceğim hanımlar. Sinirim bozuldu. Bu Ümit yüzünden. Harikulade doğuruyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Lütfen suyunu saklayın, pilav da yaparım. Doğru. Tavuk butlarını, haşlanmış tavuk bacaklarını bir fırın kabına koydu. Evet. Nadide. Bunu fırın kabına şöyle kenara koyalım. Bundan sonra sen nasıl bu yemeği Melek, yapacaksın? Melek nasıl hakim değil mutfağa? Vallahi. Nasıl bilemiyor neyi nereye neden koyacağını? Farkında mısın? Ama ilk defa giriyor bu mutfağa. Konuşma yani tanımadığım mutfakta ya... Olmaz. Bak yakamadı. Orta yaşadım sen. Bak psikolojik baskı. Hakikaten ha. Ay Allah'ım yarabbim. Yapamıyorsun. Hiç güzel olmayacak. Yemeğin hiç güzel olmayacak. Yapamıyorsun. Nadide. Sağ tarafıma geçin şeyler Nadide. Söyle. Bu tarafıma geçin şeyler söyle. Vallahi evin elinin mahareti hiç kimse de yok. Ya. O tat, o yağ, o tuzun lezzeti. Şöyle elinin ayarıyla böyle lezzet katıyor. Hiçbir şeye benzemiyor senin yemeğine. Aman be. Yine aç kaldık bugün. Ben boşa demiyorum bu çocuk çok yetenekli çok, diye. Çok gerçekten. Her işi yapıyor işte. Bakın soğan bile doğru. Ama vallahi ben hiç beklemiyordum. Beni şoka soktun. Beni de. Ümit gerçekten çok yeteneklisin. Beni de şoka soktu.
Böyle bir şey yok. Şimdi patates, beşemez... havuç, salatalık ve diğer patlıcan, kabak hepsinde ayrı yeteneklerim var. Bakalım. Evet. Evet. Farklı da uğraş stillerim. Tarzımı çok geliştirdim. Evde yemek yapıyor musun peki müsait annene? Müsait değilim ya. Neden hayatım? Niye? Ya bir şey diyeceğim. Bir çocuğun annesinin mutfağına girip orada yemek yapmaya teşebbüs etmesi bence ayıp. Ayıp, doğru ayıp söylüyorsun. Yani. O bir terbiye. Tabii. Yapabilmek başka, annenin evinde yapmaya teşebbüs etmek başka. Peki benim evime gelsen yapar mısın? Prensip olarak evlere gitmiyorum normalde ama yani... ama siz tabii özel bir talep olduğu için sevgili Melek Baykal'ın değil evinde kapısının önünde yaparım. Ah benim canım ya, ah benim canım. Bak şimdiden yarışmayı bence kazandı. Ben de gönülleri fethetti. Ben ne bileyim ık mık yani bu sözlerin üzerine ne söyleyebilirim kaldın, ki? Merdiven de piknik tüpünün üstüne yaparım. Melek bakın abla, sen yağ eritti Nadide ve unu attı içine. Bunu tereyağı mı o koyduğun evet, yoksa tereyağı koydu. Tereyağı koydu. Tereyağı ben çok seviyorum. Şimdi unu kavuruyor. Unu kavuruyorum. Ustam. Geliyorum. 3 kaşık koydum ama birazcık daha koysam mı acaba diye düşünüyorum. Yok yeterli bence. Yeterli mi? Genelde aldığı kadar konur ama hep tariflerde öyledir. Aldığı kadar un. Yani onun için o şimdi burada ustadan yardım almak yerine lütfen el maharetiyle davranırsak. Ama şimdi, nüfus koktu bak. Evet. Süper kavurdu. Evet vay. Çok 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 lezzetli bir şey. Bu arada hanımlar seramik tencere mutlaka. Teflon biliyorsunuz çizildiği zaman kanserojen etkisi yapıyor. Annem evet hep evdeki için, bütün teflonları attım ben. Evet bu bilgiyi hemen size satabilirim burada. Annem çünkü sürekli telefon o evdeki tavayı attın mı o tencereyi atacaktın ne oldu falan diye ben 3 senedir aynı tencereyi hiç sütü koydu. Şöyle şimdi hepsini birbirine karıştırıyor. Top top olmayacak çalışıyorum. Değil mi onlar? Umarım top top olmaz diye biraz düşünüyorum. Altına. Evet altına. Altı lazım çok sıcak. Karakçım top top. Ne yapmak lazım Ümit top top olmaması için? Bir kere sürekli karıştıracağız Melek'ciğim. Evet. Bir kere sürekli karıştıracağız ve orta ateşle. Orta bakın ateş. Ne kısık ne çok açık. Orta ateşle sürekli karıştırırsak top top biraz olmaz. Bu çocuk biliyor. Yemin ederim mutfağı biliyor bu çocuk. Evet. Mutfakta iyi misindir? Ben... Bir güzel yemek yapar mısın? Elim çok lezzetlidir. Gerçekten yiyenler çok severler yemeklerimi. Çok çok farklı yemekler bilmem. Belli başlı hani tencere yemekleri bilirim, fırın yemekleri bilirim. Ama yaptığımın da lezzetli olduğunu söylerler. Çünkü severek yapıyorum. Mutfak benim çok hani terapi olduğum bir şey. Ama temizlik için aynı şeyi söyleyemem. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Nadide... aslında hepimizin çok sevdiği değil mi? Mazbut hayatıyla da ailemizin kızı gibi. Kötü bir evlilik yaşadı. Bitti o evliliği. Ama şimdi galiba kuşlardan duyduğuma göre... Ay bak nasıl güler ağzı kapanmıyor bak. ağzı kapanmadı. Şu anda çok mutlu bir birlikteliğim var. Nişanlandın. Evet çok şükür nişanlandım. Ay canım benim. Ne zaman evlilik, nikah? Yakın mı? İnşallah bak, yaz sonu. Sakın hayırlı uzatma. Şeyleri uzatmayın der ya peygamberimiz. Evet. Evet. Gerçekten öyle uzatmamak lazım. Araya çok fazla şey girdiği zaman bir sürü saçma sapan o da mı olsun, bu da mı olsun falan girer. Evet. Ve ben öyle şeylerin çok daha, zaten biz 14 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ooo evet. güzel. Bir 10 yıldır falan görmüyorduk birbirimizi. İlk olarak teşekkür belgesini alırken tanışmışlar. Oradan. Peki Ümit'ciğim. Evet bak yaşımı seni hayırlısıyla ne zaman baş göz ediyoruz? Ben de yaz katalım. Sonu. Yaz sonu. Var mı şey aday? Var efendim. Da var. Bu yazın sonu mu onu bilmiyorum ama mevsim olarak yaz sonunu tercih ediyorum. Hani daha hava böyle kırık ya. Kır düğünü yapıyoruz. Kırık. Kır düğünü. Nasıl oluyor? Peki. Onları yuvarlak yuvarlak doğrayacağız. Doğrayabilecek misiniz? Ben müdahale edeyim mi? Ya aslında var ya sen doğrasan daha güzel doğrayacaksın ya. Bir doğra bakayım. Dur bir önce bir Nadide doğrasın. Ben böyle yuvarlak yuvarlak halka halka doğramayı burada gerçekten düşünüyorum. Salça olmak için ya da psikolojik baskı yapmak için söylemiyorum. Bıçağı tutuşunda meymenet yok. Nasıl tutuşunda? Yani, ama yani, bir dakika yani. Meymenet de canım. Yani. Şey ben şimdi seni bu kadar öveyim. Bir dakika sen ondan burada bir haksız. Ben nişanlı nişanlınızın yanındayım. Dur burada bir haksızlık var. Abi kim ismi ne?
Söylüyor muyuz ismini? Söylemeyelim mi? Söyleyelim. Evet. O da zaten reklam yönetmeni, evet, tanıyorsunuz. Hmm. Hakan Yonat. Hmm. Hakan abicim bak bir şey diyeceğim. Sen güzel bir abiye benziyorsun. Şimdi Nadide Hanım böyle tabii ki yetenekli, başarılı bir hanımefendi. Fakat abi sen yine de eve i̇yi gider... İyi düşündüyorsun. Asla o yönde hiçbir şeyim yok. Nadide Hanım'dan iyisini bulacak. Fakat eve giderken en kötü bir simit poğaça bir şey atarsa ağzına. Aç kalmaz. Bak ya. Bak görüyor musun? Bir dakika bir altlık şey söyleyeceğim. Ama yani sen burada haksızlık yaptın Nadide'ye. Niye biliyor musun? Bıçak alayım. Ben bıçağı tutuşunda meymenet yok dedin kıza. Şimdi bir dakika o bıçağı ver bak, bakayım. Şimdi toparladım. O bıçak o kadar bak, büyük bir bıçak hayatım, ki. Bu bıçak Nadide'nin boyu kadar zaten. Bakar mısın? Yani topuklarını çıkarsa neredeyse. Evet. Ama bu sana uygun. Ama dikkat edersek bu sana uygun. Ben şu an bütün sözlerimi geri aldım. Ha, yani. Bu zaten Sırp Sındığı Savaşı'ndan kaldı. Sırp Sındığı ya. Ben atalarımın bıçaklarıyla yemek yapıyorum. Aralarına mümkün olduğunca patatesleri, evet, soğanları. Şu anda bizi yarıştırıyor ya. O yüzden şaka maksatlı psikolojik baskı yapıyorum. Hepsi. Tabii. Hiçbiri tutmadı ya. Tabii. Ya. Hiçbiri tutmadı ya. Bir kadına karşı bir erkek yemek yapımında yarıştırılır mı? Sizler hakikaten insafsız çıktınız. Neden? Yarıştırılmasın. Dünyadaki bütün şefler erkeklerden. Çok az kadın yani var. Yani ben bozmayayım dedim şimdi. Ferhat da burada yüklenmeyeyim dedim. Neyse. Ama siz gene kendi kendinize madem öyle biz iyiyiz zaten. Evet. Kanka yani kusura bakmasınlar. Ya erkekleri yani. Ay bu çok yani şımarıklı. Gerçekten çok sağ. Ben ne yapacağım bununla? Göreceğiz biraz sonra ne yemek yapacak. Sen iyi gidiyorsun tatlım yap. Sen bak. İyi gidiyorsun tatlım, top top oluyor bunlar. Yok top top olmuyor. Onlar oldu altı açık değil pişti altı, o. Aynen öyle sen farkında değil. Sen boşuna çeviriyorsun onu. Hiçbir şey boşuna değil. Çok şımardın çok şımardın. Hiçbir şey boşuna değildir. O kadar Allah güzel elimizin şeyler değdiği her şeyin bir tadı olmalı. Öyle lütfen mi? Yani? Şimdi biraz gelişi güzel ben yapmayı seviyorum. Çünkü çok da böyle nizami yaptığınız zaman çok da anlamlı olmuyor. Kesinlikle. Yiyişi güzel olsun. Yani şöyle çok azıcık piştikten sonra ben ona bakacağım. Evet. Evet. Bak tuz atışımı görüyorsun. Hiç kaşıkla falan atmadım. Bak, şey farkında mısın? Bir şey diyeceğim. Bırak şunu abi. Bırak bir dakika. Böyle atılmaz. Usta el şöyle ama atar. Ama atma bak, daha fazla. Böyle atar bak. Böyle atar. Dışarıya. Şöyle saçar. Yemeğin tadını bozmayayım diye atmadım ya. Ya arkadaş ya gerçekten bırak ya. Bırak şimdi... Ferhat bırak yapsınlar ya. Bırak ne yaparlar. Ben bıraktım zaten bugün. Bırak gel ben sana yemek ısmarlayayım kanka bırak ya. Ulan birazdakine beraber yiyiz. Hayret ya. Evet. Allah'ım. Evet beşamelimizi de döktük. Üstüne de kaşar peynir mi rendeledin? Evet kaşar rendelendi. Hmm. Ne kadar sürüyor bunun fırındaki süresi, pişme 15, süresi? 15-20 dakika aynen geçer. Aynen öyle. Yani ben bir 25 dakika falan diye düşünüyorum. Hmm. Şunu alayım burada. Sen ne arıyorsun orada? Biz ben beşamelin yanmaması yemek için... Yemek oluyor mu diye bakıyorum. Beşamelin yanmaması için tavuğu haşladık merak edenlere. Ha. Ve patatesle aynen öyle. Ve patatesle aynı ayarda olsun. Çünkü patates soğan daha çabucak pişecek. Evet. Onun için. Ama eski tavuklardan olsaydı yanmıştık ya herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Eskiden ben hatırlarım annemler... Tavuk haşlamaya başlarlar. Saatlerce o tavuk haşlanmazdı. Evet. O işte gerçek organik tavuklar o zaman. Ve çok lezzetli olurdu o tavuklar. Nerede o eski tavuklar? Şimdi yok yani öyle yok. Bir lezzet yok. Bence de yok. Ben Nadide Hanım'a bütün müdahalelerimi, bütün söylediklerimi geri alıyorum. Şurada tek harekette benim gönlümü kazandı. Şu... Çok ustaca değil miydi? Çok. Yani bak işte mutfakta yemek evet. yaptığının evet. göstergesidir şu yani. Evet. Öyle bir burada yalandan şey yapmıyor. Direkt böyle evdeki gibi evet. hepsini geri alıyorum. Aynen ah öyle. Canım. Hepsini geri evet. alıyorum. Hakan abimin ellerinden öpüyorum. Gerçekten. Deli. Biraz da şöyle bir karabiber şıttıralım mı üstüne? Şıttırmayalım mı? Şıttırmayalım. Az bir şey gezdir be. Bence de şöyle şey hafif. Hey, şöyle tamam, hadi gez. Ben yerken kornayı tercih ediyorum. Şöyle bir şıttıralım istedim. Tamam. Hı. Bu kadar kenarlı kafi. Evet. Evet. Elleriyle bu... fırına koyuyor. Çok lezzetli olacak.